özellikle son zamanlarda İstanbul'da taksiciler tabiri caizse adam öldürmeye başladı. Öldürecek tabii. Neden? Neden öldürmesin ki? Neden? Parası verilmiyor. Adamlar gaz çıkmış, benzin çıkmış, yakıt çıkmış. Şey yapamıyorlar. Ne olacak yani? Adamlar... Mesleğiniz ne? Mesleğim hiçbir şey. Allah razı olsun AK Parti'den. Beni bakıyorlar. Dediler ki bana bir daha çalışma. Çalışmamaya da karar verdim. Şunu soracağım o zaman. Bir taksici görevi nedir? Yani yollara çıkar insanları alır bir yerden bir yere götürme değil mi? Tabii canım. Taksici güven sağlaması gereken bir şeyler. Tamam. Eski az önce konuştuğum espriydi ama öyle bir dünya yok. Psikoteknik herkesin... analizlerine dahi giriyorlar. Olmaz öyle. Ona niye giriyor? O zaman sokmasınlar. Psikotekniğe sokmasınlar onlar. Niye gerek var ki? İstanbul'a gidip hiç taksi kullandınız mı? Yok. Kullanmadım. Kullanmam da. Adamlarında sorun yaşadığınız mı? Hayır. Burada yaşamıyorum. Burada, burası küçük şehir. Burada hiç yaşam burada, duymadım gerçekten. Yok. Buralarda öyle bir yaşam olmaz ama İstanbul'da mesela kim güme dumduma yani kısa mesafede adamı alıp götürmüyorlar. Taşımıyorlar. Taşımak için öyle uzun uzun mesafede uzun para daha çok olduğundan dolayı İstanbul böyle. Şunu tamam. Anlamıyorum. Biz insanlar olarak şunu anlamıyoruz. Gazeteci olarak da şunu soruyorum. Yani 1 kilometre yol gittiğinde örnek veriyorum 2 TL para kesiliyor. Hani benzininden gidiyor. Ama kilometre başı şu an bugün 10 TL para alıyorlar. Ben taksici olmadığım için bilemiyorum ama benim kendi aracım olduğu için benim zoruma giden nedir biliyor musun? Yakıt. Cebimden paramı çaldılar. O doğru. Yani cebimden paramı çaldılar. Asgari ücret 8.000 bana 3 TL iken bana 7.5 milyar maaş veriyorlar. Benzinimi 40 liraya çıkarttılar. Mazotumu, benzinimi. Asgari ücret 8.500 TL iken bir asgari ücrette 428 litre benzin alınıyor. Şu an asgari ücret 11.400 TL doğrudur. Ve 325 litre benzin alınıyor. Maalesef. Zam mı oldu? Ne zam oldu? Benim paramı çaldı. Benim hırsız adamlar benim daha. Benim çabuk paramı AKP çaldı. Kim çalacak? Allah Allah. Az önce AKP'yi savunuyordun. Hayır ben AKP, ben ama emekliyim. Sen de dalga mı geçiyorsun? Ben işin gırgırındayım ama benim paramı AKP çalmıştır. Niye çalmıştır? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bu hale getiren onlardı. Ben değilim. Ben bu memlekette çalışıyorum. Çalıştım. 25 yıl çalıştım. 7,5 milyardan geçim yapmaya çalışıyorum. Benim tuzum kuru. 25 dönümde fındıklığım var. Fındığım da fındık var. Fındık da para etmiyor ki fındık. Ona da para vermedi. Yani. Ona da para vermedi ama bana yetiyor. Yorganıma göre ayağımı uzatıyorum. Bana yetiyor. Ya kirada olup da onları savunanlar ne yapacak? Bir de onları düşünmek lazım. Şu anda 80 lira dediler fındık ama 80 lira fındığı alırsanız ben vereyim. Kim alacak bu fındığı bu araya? Almıyorlar. Var mı? Fındık yok. Çürümüş zaten. Ya fındık çürümüş çürümemiş. Allah'ın işi. Ona diyecek bir şeyimiz yok. Bu Allah'a mahsus. Yani yapacak bir şey yok. Ama benim 7,5 milyar maaş verip de beni bir ay gecim yapacak yapmamı düşünüyor. Eğer 7,5 lira alıp da gecim yapabiliyorsa ben maaşımı ona bağışlayacağım. Torunlarınız çocuklarınız var mı evlilik aşaması? Olmaz mı? Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce seçim vaadi olarak hani emekli maaşı zaten zam yapılmadı ona amenna. Bir de bir vaadi vardı. 150 bin TL'ye kadar ilk defa evlenecek kişilere para verecekler. Bir karı daha alırım o zaman verirsen. Bir de evlenirim hemen. İlk defa oğlum evlenecek ona da veririm. Bak abim bekar. Nerede para ver? Hangi gün verecek? Bak abim bekar. Vaatti zaten. Yalan. Henüz gerçekleşmedi. Böyle bir dünya yok. Nerede dünya? Bak abim bekar mesela ama hani para yok. Parasızlar evlenemiyor adam. Ne yapacak şimdi? Hani 150 lira para verecekti. Ha. Olursa tabii ki daha güzel olur ama sen dulgaralara şimdi kalktın maaşları verdin para vermişsin güzel güzel kimse evlenmiyor. Etraf 500 tane boşanmış hanım varsa 1000 tane de bekar erkek var. Ülkemizde en çok davalar zaten bir boşanma bir de kiracı kadın ölümleri burada başlıyor zaten.